Berlin'de Gemälde Galeri'deyiz. Hans Holbein'in 1532 yılında yapmış olduğu Tüccar Georg Gist'se portresine bakmaktayız. Georg Gist'se Hansa Ticaret Birliği'nden bir tüccar. Hansa Birliği'nden biraz söz edelim. Bu resmin yapılmasından yaklaşık 300 yıl önce bir grup tüccar bir araya geliyor. Korsanlardan ve kendilerinden çıkar sağlamaya çalışan prenslerden korunmak için bir araya geliyorlar. Bu grup Londra'da çok iş yapıyor. Georg Gist günümüzde Polonya sınırları içerisinde bulunan Danzig şehrinden. İş yeri ise Londra'da. Holbein, Hansa Ticaret Birliği'nden pek çok tüccarın portresini yapmış. Baktığımız resim o serideki portrelerden ilki. Muhtemelen Holbein, bu gruptaki tüccarlardan daha fazla iş alabilmek için bir portre ressamı olarak neler yapabildiğini göstermek istemiş. Resimde gördüğümüz nesneleri Holbein son derece gerçekçi ve kesin şekilde resmetmiş. Nesnelerin zenginliğine önem veren bu kültüre hitap ediyor. Bu portrenin tüccarın müstakbel işi için yapılmış olduğu düşünülüyor. Bu sebeple tüccarın hem fiziki özelliklerinin hem de kişiliğinin, donanımının ve hayattaki yerinin yansıtılmasına önem verilmiş. Resimde tüccarın iş yerindeki nesnelere neredeyse tüccarın kendisinden fazla önem verildiğini görüyoruz. Varlığı mesleği olan tüccarlık üzerinden tanımlanmış. Nasıl iş yaptığına ilişkin ipuçları görüyoruz. Mektupları, sözleşmeleri, makası, dolma kalemi, mührü. Aynı zamanda her şeyin maddiyattan ibaret olmadığı da vurgulanmış. Faniliğe ve zamanın geçişine ilişkin bazı semboller de görüyoruz. Örneğin resmin ön tarafına baktığımızda yazı kamışını, küçük bir metal kaptaki madeni paraları, sağ tarafta henüz kullanılmamış kırmızı mühür mumunu ve saati görüyoruz. Saat tüccarın zenginliğini ve bir iş adamı olarak zamana verdiği önemi göstermenin ötesinde zamanın ve hayatın geçişini ifade ediyor. Zamanın geçmekte olduğu fikri başka öğelerle de desteklenmiş. Örneğin Holbein tarafından ustalıkla şekillendirilmiş olan Venedik işi güzel cam vazoya baktığımızda buradaki çiçeklerin adeta bir memento mori olduğunu görüyoruz. Ölümü hatırlatıyorlar. Hayatın gelip geçmekte olduğunu, günlük işlerin para kazanma ve bir yerlere gelme çabasının önemsizliğini vurguluyor. Bir çelişki olduğunu düşünebiliriz. Burada gururla sergilenen maddi varlıklar görüyoruz. Ve bunların gelip geçici olduğu, insanoğlunun faniliği ustalıkla aktarılmış. Bu çelişki hem ressamın hem de bu portreyi sipariş eden tüccarın bilinçli tercihi olmalı.